Doktor McWheely. Bakın, Doktor McWheely sarı kabriyosuyla geziyor. Araba kullanmak çok zevklidir. Bu araba neden gitmiyor? Çok da üzgün görünüyor. Neyin var küçük araba? Anladım. Yeterince hızlı olmadığı için yarışa katılamıyor. Bu da onu üzüyor. Dert etme küçük araba. Doktor McWheely'nin tamirhanesine gitmelisin. O sana yardım edebilir. Hoş geldin. Merak etme. Yakında diğer arabaların hepsinden daha hızlı olacaksın. Önce seni kaldıralım. Aynen böyle. İlk olarak gereksiz ve fazla ağır olan parçaları sökelim. Örneğin tekerlekleri. Bunlar şehirde kullanmak için iyi. Ama yarış için uygun değiller. Şimdi frenler. Onları daha iyi frenlerle değiştireceğiz. Sırada ne var? Bu spoiler çok küçük. Onu da sökelim. Bu ayna yarış için fazla büyük. Hatta bu parçaya da gerek yok. Az bir işimiz kaldı. Eski motoru da sökelim. İyi iş çıkardık. Artık yeni parçaları monte edebiliriz. Spor frenleri. 1 2. Hafif ama güçlü tekerlekler. Tamamdır. Ve en önemlisi, hızlı bir motor. Tamamdır. Yarış arabamız için birkaç parçamız daha var. Bunlar harika görünüyor. Daha büyük bir spoiler takıyoruz ki arabamız havalanmasın. Ve işte ayna ve egzoz boruları. Büyük ve küçük. Araba, sana bir sürprizimiz daha var. Seni boyayacağız. Vay, harika görünüyorsun. Artık inebilirsin. Muhteşem. Yarış için bol şans. Bakın, yarış arabaları yerlerini aldı bile. 1, 2, 3, başla. Bakalım kim birinci olacak? Küçük arabamız kazanacak mı? Hadi gazla! Daha hızlı! Bitiş çizgisi. Kazandın küçük araba. Sen birinci oldun. Oley! Doktor McWheely her zamanki gibi harika bir iş çıkardı. Doktor McWheely. Vay, bu güzel arabaya bakın. Kocaman tekerlekleri var. Bu araba yolda gitmiyor.
kum ve çamurda gidiyor. Bu bir jip. Eyvah! Bu çamur çok derin. Hiç korkmuyor musun jip? Harikasın. Bu derin çamurdan bile geçtin. Ama şimdi de çok kirlisin. Sanırım Doktor McWheeley sana yardım edebilir. Ve işte geldik. Bakalım Doktor McWheeley seni görünce ne diyecek? Oo, çok kirlenmişsin. Seni yıkamamız lazım. Önce suyla çamuru akıtalım. Şimdi köpüğe ihtiyacımız var. Bunun gibi. Beyaz köpük. Sırada ne var? Jip'i kocaman fırçalarla ovacağız. Bu fırçalar bütün kiri çıkartacak. Artık araba temizlendi. Geriye sadece onu kurutmak kaldı. Bunun için kocaman bir kurutucu kullanacağız. Artık jipimiz yeni gibi görünüyor. Doktor McWheeley'e teşekkür edip yollara geri dönebilirsin. İyi yolculuklar jip. Evet, araba temizlendi. Ama şimdi tamirhanenin duvarları ve yerleri çok kirli. Doktor McWheeley tamirhanesinin temiz olmasını seviyor. Duvarları ve yerleri de güzelce yıkayalım. Aynen böyle. Şimdi her yer pırıl pırıl oldu. Bir sonraki müşteri gelebilir. Doktor McWheeley'nin bir sonraki müşterisi kimin olacağını çok merak ediyorum. Doktor McWheeley. Yolda giden bu güzel arabaya baksanıza. Bu araba hem yolcu hem de yük taşıyabiliyor. Bu gibi arabalara station wagon denir. Nereye gidiyorsun araba? Dikkatli olmalısın. Yolun bu bölümü çok taşlı. Olamaz. Keskin bir taş benzin deposunu delmiş. Bakın, depodan benzin sızıyor. Taş benzin deposuna zarar vermiş. Araba artık gidemiyor. Yaşasın bu Doktor McWheeley. O arabaya yardım edebilir. Önce arabaya iyice bir bakması gerekiyor. Hmm,
arabayı tamirhaneye götürmeliyiz. Neyse ki Dr. McVeely'de bir çekme halatı var. Bir ucunu buraya, diğer ucunu da buraya takalım. Tamamdır, gidebiliriz. Ve işte tamirhaneye geldik bile. Artık arabayı tamir edebiliriz. Benzin deposuna ulaşabilmemiz için önce gövdeyi kaldırmalıyız. Şimdi benzin deposunu söküp ona yakından bir bakalım. Keskin taş depoya bir delik açmış. Onu kapatmalıyız. Önce onu çekiçle doğrultalım. Şimdi bir sonraki adıma geçelim. Bakın, Dr. McVeely deliğin kapanması için depoya kaynak yapacak. Metal ısınıyor ve kırmızı bir renk alıyor. Soğuduğunda ise yine gri rengini alıyor. Ve işte delik kapandı. İşimizi bitirdik. Artık arabanın gövdesini takabiliriz. Depoya benzin doldurmalıyız. Çünkü benzin olmadan araba gidemez. Her şey hazır. Artık motoru çalıştırabiliriz. Harika! Araba çalışıyor. Dr. McVeely her zamanki gibi çok iyi bir iş çıkarmış. Dr. McVeely bize renkleri öğretiyor. Bu Dr. McVeely. Bize bir sürprizin mi var? Bir Dr. McVeely daha. Hadi onu boyayalım. Tulumu mavi. Tişörtü sarı. Saçları kızıl olmalı. Aynen böyle. Yüzü, elleri ve ayakları pembemsi olacak. Çok güzel. Sırada şapkası var. Onu kahverengi yapacağız. Ve ayakkabıları. Onlar da turuncu. Harika. Artık Dr. McVeely'nin ikisi de aynı görünüyor. Ve bir sonraki bölümde başka bir şey boyayacağız. Hoşça kal. Dr. McVeely.
Doktor McVeely sarı kabriyosuyla yolda gidiyor. Bugün arabaların yapıldığı fabrikaya gidecek. Bakın ve işte vardı bile. Arkada gördüğünüz beyaz bina araba fabrikası. Şimdi fabrikanın içerisindeyiz. Burada çok ilginç şeyler var. Hadi hep birlikte arabaların nasıl yapıldığını öğrenelim. Başlangıçta güçlü bir şasi gerekiyor. Diğer parçaların hepsi bu şasiye monte edilecek. Görüyor musunuz? Taşıyıcı bant yardımıyla tekerlekler getiriliyor. Tekerlekler vidalarla sıkıca monte ediliyor. Aynen böyle. Şimdi arabanın iç kısmı yerleştiriliyor. Konforlu koltuklar, bir direksiyon ve sürücü için pedaller. Sırada ne var? Arabanın gövdesi mi? Bakın, bu akıllı robotlar bu parçadan gövdeyi oluşturuyor. Tamamdır. Devam edelim. Bu kısımda motor yerleştiriliyor. Sonra da kaput ve bagaj takılıyor. Kapıları da unutmamalı. Birincisi, ve ikincisi. Bakalım burada ne yapılıyor? Pencereler takılıyor. Öne ve arkaya. Peki bu parçalar nedir? Bunlar ön farlar ve arka lambalar. Bir de yan aynalar. Araba neredeyse hazır. Geriye sadece onu boyamak kaldı. Bu araba mavi olacak. İşte bu kadar. Bu araba artık gitmeye hazır. Doktor McVeely arabaya yakından bakmak istiyor. Bu fabrikada harika bir vakit geçirdik. Artık arabalar hakkında çok şey öğrenmiş olduk. Bakalım Doktor McVeely bize bir dahaki sefere neler öğretecek? Doktor McVeely ve arkadaşlarının diğer bölümlerini de Mutlu Çocuk TV'de izleyebilirsin.